akşamlar sevgili seyirciler. Gündem özel yayınımızla karşınızdayız. Gündem elbette çok yoğun. Başlıklarımız var. Bugün gündeme düşen Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün sözleri dikkat çekti. 4 CHP'liden bahsetmişti ve bu iftiraya dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu yanıt verdi. İftira olduğunu belirtti bu sözlerin ve ispatlasınlar dedi. Dava açacağız dedi. Aslında bunu CHP'yi yıpratma, bu sürece dahil etme olarak değerlendirdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Ve ihraçlar var, çok önemli. Gözaltı kararları, tutuklamalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan at izi it izine karıştı dedi. Bunu değerlendireceğiz. Bu anlamda her şey birbirine girmiş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin raporu var, buna yönelik hazırlanan. TSK'dan ihraçlar var, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ihraçlar var. Mağdurlar var aslında. Bu mağdurlarda hem biz de onların sesi olmaya gayret ediyoruz ve bu anlamda özel gruplar da oluşturuldu. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi konunun takipçisi halinde. Ve G20 zirvesi dönüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri var Rakka'ya yönelik. Rakka ve Musul operasyonu için sinyaller vermişti G20 zirvesi dönüşünde ve ABD Başkanı Barack Obama'yla da bu konuyu görüştüklerini söyledi. Bunun neticesi ne olacak? Cerablus operasyonu ne aşamada? Buna da bakacağız. Elbap çok önem taşıyor dedik. Bunu da konuşacağız. Gördüğünüz gibi başlıklarımız oldukça fazla ve bugün akşam saatlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir ihraç kararı oldu. Meral Akşener ihraç edildi. İhraçlar artık partileri de sıçramaya başladı. Siyasi ayağı nasıl oluşabilir? Önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Biraz bunlara da değineceğiz elbette. Şimdi hemen konuklarımıza dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Hüsnü Bey. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar. Sağolunuz. Ve emekli Tuğgeneral, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Haldun Solmaz Türk bizlerle. Siz de hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim efendim. Ve geçtiğimiz günlerde yine konuğumuz olmuştu öğle saatlerinde. Özel bir konuğumuz diyelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi. Yarbay Mehmet Alkan. Biz onu Şırnak'ta şehit olan kardeşi Ali Alkan'ın Osmaniye'deki cenaze töreninde verdiği tepkiyle tanımıştık ve ardından böyle sonuçlandı. Oradaki sözler mi bir anlamda başlangıcı oldu ihraç kararının? Darbe girişiminin ardından ihraç edildi Yarbay Mehmet Alkan. O da bizimle birlikte bu akşam. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk efendim. Evet, şimdi bugünkü iftiradan önce bir başlamak istiyorum. Sizin tabii görüşlerinizi alacağız Hüsnü Bey. Ardından konuklarımıza dönelim tekrar. Bugün şimdi çok önemli bir gündem maddesiydi ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu iftira dedi. İspatlasınlar dedi. Yine Mahmut Övür'ün yazısında da zaten işin hukuki boyutundan çok önümüzdeki süreçte siyasi boyutu sıkıntı yaratacak dedi. Bu ne anlama geliyor? Aslında CHP'yi de bir anlamda bu sürecin içine dahil mi etmek istiyorlar? Evet. Buyurunuz. Teşekkür ediyorum. Sayın Şentürk, önce nazik davetiniz için teşekkürlerimle Halk TV izleyicilerine saygıyla selamlıyorum. Diğer konuklarımız Sayın Alkan'a ve Sayın Solmaz Türkiye'de saygılarımı sunuyorum. Sözünü ettiğiniz kişi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili adayı olmuş ve fakat başarılı olamamış bir gazeteci, tırnak içinde söylüyorum, bir gazeteci. Ve bu tabii belli kişiler, belli işler için görevlendirilmiş besbelli. Şimdi şunu kabul etmemiz lazım. 15 Temmuz akşamı, yani bundan yaklaşık 2 ay kadar önce veya 55 gün önce Türkiye'de bir kalkışma oldu. Silahlı kuvvetlere sızmış, sızdırılmış, yerleştirilmiş. Fethullah Gülen cemaatine mensup bir takım kişilerin bir hareketi oldu. Bu hareketten sonra 12 yıl, yani 2014 yılının sonuna kadar Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte neredeyse koalisyonun büyük ortağı gibi davranan Fethullah Gülen cemaatinin 17-25 Aralık diye
siyasi literatürümüze giren, 17 Aralık'ta 4 bakanın ve çocuklarının yolsuzluklarının ortaya dökülmesiyle başlayan, 25 Aralık'ta da bizzat o zamanki başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ailesinin bir takım tapeler, bulgular vesaireyle seyreden ve o zamanki başbakanın, şimdiki cumhurbaşkanının oğlunun ifadeye çağrılmasıyla gelişen 17-25 Aralık sürecinden sonra birdenbire bu Fethullah Gülen cemaatinin terör örgütü olduğunu fark etti Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı. Şimdi 15 Temmuz gecesi meydana gelen, bence darbeden başka bir şey olan, yani Türkiye'yi bir iç savaşa, belki bir devlet krizine sokma amaçlı bir hainane girişimin ardından, bu Fethullah Gülen cemaatini devletten, ordudan, emniyetten temizlemek için bir çaba içine girdi iktidar. Şimdi şunu biz çok iyi biliyoruz ki, bu kişiler bugün hedef şaşırtmak amacıyla Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun yandaşı sözcülerce sıklıkla dile getirildiği üzere doğrudur. 60'lardan, 70'lerden itibaren devlette örgütlenmiştir. Hı hı. Tıpkı diğer cemaatler gibi. Çünkü bu ülke 50'den beri sağ iktidarlar tarafından, dinci sağcı iktidarlar tarafından yönetiliyor. Demokrat Parti'den itibaren laik demokratik cumhuriyet devrimine, Atatürk ilke ve devrimlerine, Mustafa Kemal'in şekillendirdiği Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı eylemlik içinde olan bu karşı devrimci güçler, cemaatler, tarikatlar adını ne derseniz deyin, bir takım yurttaşlarımızın dini gereksinimlerine cevap verme görüntüsü altında örgütlenen bu cemaatler devlette de örgütlene geliyorlar. Dolayısıyla sadece Fethullah Gülen cemaati, yani İzmir Kestane Pazarı imamı Fethullah Gülen adlı ilk mektep mezunu bir zırıl zırıl ağlayan sümüklü bir vaizin etrafındaki adamlar değil. Pek çok bu şekilde örgütlenme var. Ne zaman ki bu örgütlülük Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 12 yıllık kirli çamaşırlarını ortaya döktüğü zaman terör örgütü dendi. 17-25 Aralık'tan sonra güya bununla mücadele edildi. Ama biz gördük ki ancak 15 Temmuz'dan sonra Fethullah Gülen'in, hı hı, emekli maaşı kesildi. Öyle değil mi? Evet. Ancak 15 Temmuz'dan sonra güya Fethullah Gülen Amerika'dan istendi. Ve şimdi... Recep Tayyip Erdoğan tarafından işte Abdullah Gül'le, Abdülatif Şener'le, Bülent Arınç'la, hani dört şeyini söylüyorum, 2001 yılının Ağustos'unda kurulmuş bu parti, 14-15 yıllık iktidarının sonunda şimdi kim AKP'lidir, kim Fethullah Gülen terör örgütü mensubudur ayırmanın imkanı olmadığı bir noktaya geldi. Yani ben size şunu söyleyeyim çok samimiyetle, eğer bu Fethullahçı terör örgütünün adını verdikleri bu örgütün devletten temizlenmesi siyaset ayağına da ulaşacaksa, hı hı, Adalet ve Kalkınma Partisi iddiayla söylüyorum, Şair Eşref'in sadrazamı gibi hamama giren sadrazamına döner, kese bitti, sadrazam gitti. Ortada AKP diye bir şey kalmaz. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi ile Fethullah Gülen hareketine mensup olan cemaat mensuplarının birbirinden ayırt edici bir özelliği yok. Bakın yıllarca bu cemaatin okulları, bu cemaatin Türkçe olimpiyatları, bu cemaatin bankaları, bu cemaatin iş yerleri, bu cemaatin tuskonları, sanayi kuruluşları hepsi bu iktidarın kanatları altında palazlandırıldı ve geliştirildi. Hı hı. Şimdi sizin sorunuza geleyim. Bir tırnak içinde gazeteci, hani şey diyoruz ya, 15 Temmuz'da kalkışmaya giden tırnak içinde silahlı kuvvetler mensubu diyoruz. Onu asla ordumuza yakıştırmıyoruz. Ben de gazetecilik mesleğine asla yakıştıramadığım bir görevli kişi utanmadan milletvekili adayı olmaya çalıştığı Adalet ve Kalkınma Partisi gibi 14 yılın 12 yılında Fethullah Gülen'le iktidar ortaklığı etmiş bir partinin mensupları dururken o partinin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, o partinin başbakan yardımcısı Bülent Arınç, o partinin Sağlık Bakanı Recep Akdağ, o partinin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu Fethullah Gülen okullarına yurt dışında Türk siyasi temsilcilikleri, büyükelçilikleri, konsoloslukları
yardımcı olsunlar diye yazılı belgeleri varken ve Pensilvanya'da onlarca Adalet ve Kalkınma Partili Bakan Fethullah Gülen'i ziyaret ettiği bilinir iken şimdi kalkmış dört partili milletvekilimizin adını vererek bir yalan haber yaparak bu milletvekilleri de gitti. Yani şunu demek istiyor. Ey Türk halkı, ey milletim. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Fethullah Gülen'le ilişkili olanlar var ama bak CHP'de de var. Bu kusura bakmayın ama Yavuz hırsızın ev sahibini bastırma utanmazlığıdır. Tam da bence işte o gazeteci kılıklı kişilere yakışan bir gayri ahlaki, bir etik dışı, terbiye dışı bir edepsizlik örneğidir. Kaldı ki bugün hem Umut Orhan, hem Gürsel Tekin, hem Erdoğan Toprak. Hem ilgili kişiler, Sayın Genel Başkanımız bunun yalan olduğunu söyledi. Ama buradan ben şunu söyleyeyim. Ben kendi adıma Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt olarak böyle deli saçması bir iddianın savunmasını asla yapmam. Çünkü bu iddiayı ortaya atan kişiler bir, iddialarını ispatla mükelleftirler. İkincisi ve daha önemlisi bu iddiayı ortaya atan kişiler, başta da bu iddianın sahibi olan gazeteci kılıklı kişi zaten Fethullah Gülen'in müritlerinden biridir. Zaten onunla beraber iş gören bir adam. Onun için bu çamur Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinde durmaz. Buradan da ne bu iddiayı ortaya atan kişiye ne de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bir ekmek çıkmaz. Fethullah Gülen cemaatini temizlemek gibi bir niyetlerinin olmadığının göstergesidir bu deli saçması iddia. Şimdi bir de tabii biz geçmişte bu gruptan gazeteciler örneğin işte Kabataş yalanı uydurulmuştu. Değil mi? O zaman kumpas davaları ile ilgili neler söylenmişti. Yani hatırlarsınız. Şimdi nasıl itibar edeceğiz? Nasıl itibar edilecek? Bir de böyle bir Sayın durum Şentürk, var. Sayın Şentürk, bırakın onu. Bakınız bu ülkenin şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında oturan kişi, bu ülkenin televizyonlarına çıkıp başbakan sıfatıyla Gezi döneminde Kabataş'ta benim türbanlı bacımın üzerine evet. Af buyurun işte şunu yaptılar, bunu yaptılar. Bunun camide içki içtiler. Bunun videosu var. Cuma günü yayınlayacağım dedi. Üzerinden neredeyse 250 cuma geçti. Onun için bu kişilerin yalan mesleğidir. Bu yalanlarla devletin ordusuna yerleştirdikleri, bakın iddiayla söylüyorum, 2013 hani terör örgütü ilan ettiler ya, 2013, 2014, 2015 yaş sonuçunda terfi ettirilip komuta kademesinde yer alan generallerin büyük çoğunluğunu bugün Fethullah terör örgütü üyesi diye tutukladılar. Evet, dolayısıyla tabii ki paşam onu anlatırlar ama şunu görmemiz gerekiyor. O kadar bana göre sıkıştılar ki, o kadar bana göre yanlış işler yapıyorlar ki o darbe dedikleri hain kalkışmadan sonra söyledikleri hiçbir şey birbirini tutmuyor. Bakın ben rica ediyorum yurttaşlarımızdan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi bir televizyon kanalına FaceTime'la bağlandığı andan itibaren yaptığı açıklamaları arka arkaya bakalım. O kadar büyük tutarsızlıklar var ki dolayısıyla yalan üzerine bina edilen bir siyasetle hiçbir yere varmaları mümkün değildir. Hele Cumhuriyet Halk Partisi'ni Fethullah Gülen'le irtibat halindeymiş gibi göstererek kendilerini bundan aklayamazlar Sayın Şentürk. Asla aklayamazlar. Bir AKP'liden bahsediliyor mesela işte o diyor gitti. Üstelik uğramış yani Pensilvanya'ya uğradı deniliyor yazıda. Ve o AKP'nin ismini vermedi. Gazeteci Mahmut Övür. Ayrıca fotoğraflar dedi. Şimdi diyor ki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da fotoğraf var deniyor. Çıksın o fotoğraf diyor. Bir CHP'liden bahsediliyor diyor. Kimmiş acaba o kişi diye soruyor. Evet. Haliyle. Şimdi tabii bu isimler verilmediği sürece de ortada haberin de şimdi, gerçekliği tabii diyelim yani aslında. Ne kadar haber, gerçek. Haberin gerçekliğinden öte zamanlaması önemli efendim. Bakınız. Recep Tayyip Erdoğan G20 zirvesine gidiyor. Türkiye'de 100 bin insan Fethullah terör örgütüyle ilişkili diye bir dönem bir bankaya hesap açtı diye, bir dönem çocuğu bir dershaneye gitti diye, bir dönem neyse şunlar oldu diye bir sürü insan mağdur ediliyor. Kendi tabanlarından tepki gelince şimdi hakikaten yani gerçekten ben hayretler içinde izliyorum. Bu ülkenin koskoca Cumhurbaşkanı kalkıyor diyor ki ya hakikaten at izi it izine karıştı.
Hani sanki biz karıştırdık. Onu da yarın bir gün CHP karıştırdı falan diyebilir yani bu zat-ı muhterem. Çünkü o kadar sıkıştılar ki gerçekten çok yanlış işler yapıyorlar. Bakınız darbe dediğimiz şeyin bir sistematiği vardır. 15 Temmuz hareketi eğer bir darbe ise evet. O darbeyi yapanları kulağından daratarsınız. Ama siz ne yapıyorsunuz? Ya siz insaf ile bakın gerçekten söylüyorum. CHP Fethullah Gülen'le görüşmüş. Kim? 4 tane milletvekili. Ne anlatmak istiyorsunuz buradan Türk milletine? Şunu anlatmak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki bize de bulaşıyor bu iş. Ama merak etmeyin CHP'de de var. Bu ayıp işte bence bunu yapanlara yeter. Sanırım diyor birileri böyle yazılar yazdırarak diyor CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. İftiralar atarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu süreçte suçlu göstermenin altyapısını hazırlamak istiyorlar diyor. Aslında çok açık ve net bir şekilde ifade ediyor CHP lideri de. Bir taraftan tabii mesajlar da geliyor. Örneğin bu gözaltı ihraçlarla ilgili torba yasa gibi oldu diyor bir izleyicimiz. FETÖ'yle mücadele adı altında tüm muhaliflere de baskı uygulanıyor aynı zamanda diyor. Şimdi hemen Haldun Solmaz Türk'e de dönelim. Bir taraftan TSK çok karışık durumda. En son yine ihraçlar gündeme geldi. Sonuçta hani bir tarafta da Cerablus'ta bir harekat var. Bir tarafta temizlik var, bir tarafta başka bir durum var. Şimdi biraz önce Hüsnü Bey de bahsetti, olayın gelişme aşamasından bahsetti. At izi it izine karıştı diyor. Nasıl ayrılacak Sayın Solmaz Türk? Şimdi bu mümkün mü yani bu saatten sonra her evet. önüne gelen bu suçlamayla karşı karşı? Elbette ki suçlular cezalarını alsın. Onda herkes hemfikir zaten. Yani bunun tabii içinden çıkılması zor. Tabii öncelikle sayın vekilimle gerekse değerli kardeşimle birlikte olmaktan çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de geldiğiniz için teşekkür için. Ediyoruz. Çünkü yani insanların kafası o kadar karışık ki gerçekleri işte ancak sizin kanalda belki bir iki kanalda hani yarım yamalak da olsa izleme fırsatı buluyorlar. Ve benim takip edebildiğim kadarıyla çok geniş bir tabanı var sizin izleyici kitlesinin. Yani bütün partilerden ama özellikle de sanıyorum iktidar partisinden izleyicileriniz çok fazla. Ve biz iktidar partisinden vekilleri de davet de ediyoruz aslında sürekli. Hani buyurun gelin diyoruz. Yani burada konuklarımızla böyle bir tartışma ortamı ama kimse henüz bir yanıt vermedi bize. Efendim onlar... Niye acaba Sayın Solmaz Türk? Niye olduğu çok belli. Yani söyleyecek bir şeyleri olsa kendilerine güvenseler, hükümetlerine güvenseler, partilerine güvenseler, bu kadar senedir iktidardalar, yaptıkları işe güvenseler... Yani alnı açık olan buraya gelir, oturur, konuşur. Alnı açık olan. Demek ki bir çekinceleri var ki gelmiyorlar veya gelmelerine izin verilmiyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi tabii resim çok karmaşık. İzninizle bir iki noktaya değinip ki, bir ana soruya gelmek istiyorum. Bu yapılan girişimlerin işte o köşe yazısında şunu yazıyor. Burada bu haber çıkıyor. Televizyonlarda, kanallarda çeşitli kişiler... arıza endam ediyorlar. Emin olun ben mümkün olduğu kadar o işte ismini verdiğiniz o gazetecinin evet Mahmut Uğur Sabah gazetesi ve onlar gibi olanların çıktığı programları izlememeye çalışıyorum. Yani bazen kanaldan kanala bakarken denk geliyorum. Öyle bir iki saniye dahi onları görmek yani konuşmalarını bırakın duruşları, tavırları, yüzlerini görmek bile beni son derece rahatsız ve huzursuz ediyor. Yani böyle söyleyeyim. Yani televizyonda canlı yayında daha fazlasını söyleyemeyeceğim için. Niçin? Şimdi bir kere bir insanın gazeteci olması için gazetecilik yapması lazım. Bir gazetede çalışması lazım. Bakın. Bir gazetede çalışması lazım. Bir gazetecilik yani yapması lazım. Şimdi bu insanların böyle bir fonksiyonu yok yani yaptıkları iş bu değil ki. Hiç olmadı zaten. Bakın bu kadar senedir bu Fethullah Gülen terör örgütü dedikleri, şimdi bu örgütün, bunların bir örgüt olduğunu ve uzun zamandır devlete sızdıklarını, yerleştiklerini, bunların sadakatlerinin devlete amirlerine değil, Fethullah Gülen olduğunu, ordunun, yargının, polisin, bürokrasinin tamamen dışında kendi hiyerarşileri olduğunu biz anlattıkça bu insanlar, şimdi bu gazeteci kılığında, gazeteci titriyle hala
sıkılmadan ortalıkta dolaşan insanlar bizim karşımıza gelip bizimle mücadele ediyorlardı. Sözle mücadele ediyorlardı. Ama yani yıllarca bakın bir yere gelindi. Şimdi herkes efendim bu örgüt diyor. Şimdi bunlar çıktılar. Bunlar da örgüt diyorlar. Şimdi gene bunlar karşımıza çıkacaklar. Zaman zaman bizi davet ediyorlar o kanallarda. Diyorum ki ya el insaf yani siz sıkılmıyor musunuz beni davet etmiyor bu insanlarla karşı karşıya oturtmaya, yan yana oturtmaya. Ben nasıl yan yana otururum bu insanlarla? Ben bunların ciğerini biliyorum. Yıllardır bunlarla biz mücadele ettik. Bunlar hükümetin ve Fethullah Gülen örgütünün avukatları olarak bizim karşımıza çıktılar. Bizim yüzlerce, binlerce generalimiz, amiralimiz, subayımız, astsubayımız, hatta genç hanım, kadın, memurlarımızı efendim sahte delillerle, sahte davalarla, sahte iddianamelerle içeri tıkan, efendim işkenceye maruz bırakan, özgürlüklerinden alıkoyan insanları savundular. Yani bunlarla biz nasıl yan yana otururuz? Nasıl otururuz? Bir, bunu söyleyeyim. Yani bunlar gazeteci demek dahi abestir. İkincisi, ben şimdi bunlara söylüyorum. Yani bu beyefendi ve diğerlerine. Yani onlar bir kendilerini biliyorlar. Ya sizin gazetenizin hikayesini kimse bilmiyor mu zannediyorsunuz siz ya? Yani şimdi birisi diyor ki oradan çıkmış. Ne havuzu ya? Özür diliyorum. Yani ben kullanmam da sıkılmadan kendine yakıştırıp kullananlar var. Öyle diyenler var. Ne havuzu ya? Yok havuz mavuz. Öyle diyorlar. Ne havuzu kardeşim? Dünya biliyor dünya. Sizin havuzunuzu dünya biliyor. Havuzdan önce devlet bankalarını siyasi baskıyla, siyasi nüfus kullanarak milyonlarca dolar kredi çıkartıp o gazetelerin, o televizyonların elden ele dolaştığını, yandaş müteahhitler elden ele dolaştığını dünya biliyor ya. Dünya biliyor. Eğer siz bunları bizim bilmediğimizi sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Yani bu kadar beyniniz yok mu sizin? Sayın Solmaz Türk, mesela yani, Yarbay Mehmet Alkan ne ifade ediyordur? Ali Alkan, Ali Tatar isimleri efendim, çoğaltabiliriz. Efendim bu insanlar için bu ismini verdiniz. Allah rahmet eylesin. Kardeşim, onun gibi başkaları, bu değerli kardeşim. Yani pırıl pırıl, pırıl pırıl bak, pırıl pırıl. Yani bu kadar temiz, bu kadar temiz. Biz böyle subayları bulup getirmeye, etrafımızda, yakınımızda tutmaya çalışıyoruz. Örneğin bir Ali Tatar ismini duyduklarında ne hissediyorlar acaba? Hiçbir anlamı ifade etmiyor. Bakın, bunlar için onlar gibi olmayan herkes düşman. Bakın, bunlar için onlar gibi olmayan, biat etmeyen, kölelik yapmayan, el etek öpmeyen herkes bir tehdit, bir risk unsuru ve bir düşman. Bunların her halükarda elimine edilmesi lazım. Şimdi sorun şuradan kaynaklanıyor. Şimdi ya bugün sizin kanalınızdaydı ya da dündü. Yani yanlış hatırlayabilirim yani zamanı ve kanalı. Ama Sayın Gürsel Tekin, yanılmıyorsam sizin partinizin İstanbul Milletvekili. Şimdi şöyle bir şey söyledi. Böyle birçok şey söyledi de benim kulağımda kalan oydu. Dedi ki, biz dedi babamıza bile itaat etmedik dedi. Yani belki kelimeler farklıdır ama yani söylediği bu. Tabii burada söylediği, yani rahmetli olduysa Allah rahmet eylesin. Yani yaşıyorsa Allah selamet versin. Saygılarımı sunuyorum babasına. Tabii ki bir saygısızlık anlamına söylemiyor. Diyor ki ya biz kimsenin elini eteğini öpmeyiz. Biz kimsenin önünde eğilmeyiz, diz çökmeyiz. Siz ne yaparsanız yapın. Bunu söylemeye çalışıyor. Biz babamızın önünde bile eğilmiyoruz. Sizin önünüzde hiç eğilmeyiz. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Şimdi bakın buradaki bizim Türk toplumu olarak sosyal açmazımız, çıkmazımız bu. Bakın bir el etek öpmekten gurur duyan, mutlu olan, ne kadar yerlere böyle yıkılırsa, el etek öperse, eğilirse, diz çökerse böyle kendini mutlu hisseden bir kitle var. Bu bir sosyal hastalık. İşte Cumhuriyet bunu aşmaya, bunun yerine bir vatandaş koymaya çalıştı. Cumhuriyet bir vatandaş koymaya çalıştı. Cumhuriyete düşman olanlar, Cumhuriyet'in temsil ettiği bütün değerlere düşman olanlar aslında bu vatandaş tipine düşman oluyor. Bu vatandaş tipine düşman. Evet. Bakın bu sevgili kardeşim, bakın ben ilk defa bugün kendisini burada gördüm. Kendisiyle hiç yakın çalışmadık ama ben bu orduda generallik yapmış bir insanım. Ve piyade subayıyım. Mesela böyle bir subayı ben yani
neredeyse bulup getirmek, yanımda durmak isterim. Yani onlara güvenebilirsiniz. Mert. Bunu anlayabiliyor musunuz siz? O gazeteci bozuntularına ve diğerlerine söylüyorum. Ve kusura bakmasınlar, bugün ordu yönetenlere de söylüyorum. Bunlara gözlerinin önünde oluyor. Bunlara onay veriyorlar. Bunlara susarak, isteyerek onay veriyorlar. Hiç kimse bunu demokrasiyle, siyasi otoriteyle, saygıyla, maygıyla açıklamaya kalkmasın. Hadi oradan derim. Böyle pırlanta gibi subayları kapının önüne koyan bir sistem, bu daha ne kadar gidebilir? Siz diyorsunuz ki bu gazeteciler için bunlar ne ifade ediyor? Bunlar hiçbir şey ifade etmiyor. Asıl soru şu: bu orduyu yönetenler için, Genelkurmay Başkanı için, kuvvet komutanları için, jandarma genel komutanı için bu subaylar ne ifade ediyor? Ya demek ki hiçbir şey ifade etmiyormuş. Biz o zaman ne için çalışıyoruz? Ne için çalışıyoruz biz? Yani gerçekten vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunu aşmanın yolu ne yazık ki sıradan, rutin, her günkü yöntemlerle, her günkü yollarla, efendim böyle sakin, efendim olabilir. Hep böyle dediler bize yıllardır. Efendim yargıya güvenin, efendim yargılama sonucunu bekleyin. Bekledik, sonuç ne olduğunu gördük. Şimdi tekrar döndü, tekrar bir başka bir furya başladı. Be kardeşim, bu ülkeyi yönetenlere söylüyorum. Cumhurbaşkanına, başbakanına, bakanlarına, iktidar partisine. Be kardeşim, bizim hayatımız sizin ağzınıza yüzünüze bulaştırdığınız bu kötü yönetimin ceremesini çekmekle ve mücadeleyle mi geçecek ya? Ya ben 60 yaşımı geçtim. Bütün hayatım mücadeleyle geçti. Yani hasbelkader biz hapse girmedik, etmedik ama bu arkadaşlarımızın çektikleri, yaşadıkları. Evet. Yani bunlar bizim içimizde ukdedir. Bunları hep birlikte yaşıyoruz. Bunları içimizde hissediyoruz. Ya bırakın şu ülkeyi ya. Yükün düşün yakamızdan ya. Ya biz normal bir insan gibi, medeni bir ülkede yaşayan, onurlu insan gibi bir mutlu yaşayamayacak mı şu ülkede ya? Siz ne biçim insansınız? Siz insan mısınız? Önce siz insan mısınız? Yani bu yapılanlar artık haddi aştı, eşiğini aştı. Şimdi Abdülkadir Selvi bir yazı yazmıştı. Demişti ki AKP'de sarı öküz mücadelesi. Yani aslında kulislerde iki farklı tezin çarpıştığını belirtmişti ve gözlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildiğini söylemişti. Mehmet Alkan'a geçmeden önce bunu da bir söyleyelim, ondan sonra geçelim. Ve bu operasyonların bundan sonraki işaretlerini verir gibiydi aslında. Şimdi tabii şu da merak ediliyor kamuoyunda. Siyasi boyutu elbette ki bu işin nasıl oluşacak, nasıl başlayacak, başladı mı? Yani bu gazeteciler AKP içini çok iyi bilen gazeteciler aslında. Efendim, bu yazıları yazanlar. Efendim de bize işte hukuki süreci bekleyen o da çok diyen iyi bilen bir isim sonuçta. Şimdi bunlar acaba bu sarı öküz hikayesini birçok insan biliyordur elbette ki. AKP'deki bu sarı öküzü kaptırmamak için mi suçu başka yerlere atıyorlar? Yani bir başlangıç olursa çorap söküğü gibi gelecek mi? Başkalarına da mı sıçrayacak? Onun için mi bu mücadele veriliyor şu an? Efendim bakın, bunların uzman olduğu iki alan var. Birincisi ihale yaratıp bunu yandaşlara dağıtmak. İkincisi kamuoyunu manipüle etmek. Yani psikolojik savaş. En iyi yaptıkları şey bu. Bu psikolojik savaş, yani şu anda bu psikolojik savaş. Kamuoyunun kafasını karıştırıyor. Gündem değiştirerek, gündem yaratarak kamuoyunun dikkatini asıl sorunlardan uzağa çekmeye çalışıyor. Yani sonuçta hani kendilerine mi gidiyor yavaş yavaş? Efendim gayet tabii ondan korktuğu için onun için bir korku kamuoyunun dikkatini oradan başka yere çekmeye çalışıyor. Yani şimdi diyorlar ki efendim yani biz zaten bunları biliyorduk ama bunu arkadaş çevresinde özel olarak konuşuyorduk. Bunu kamuoyunun önünde konuşmuyorduk, etmiyorduk. Evet, burada böyle saf yazıyor ya, burada enayi yazıyor. Şimdi mesela Kadir Topbaş'ın işte damadı FETÖ'den tutuklandı. Yine eski bakanlardan isimler var. İşte Suat Kılıç'la ilgili gündemde. Bir ara bir belediye başkanları lafı atıldı. İşte 4 belediye başkanı dendi. Dolayısıyla süreç acaba böyle mi ilerleyecek bundan sonra? Hani kripto FETÖ'cüler sözü var ya. Efendim, işte bu nerede açığa çıkacak? İlerletemezler. Dışarıdan zorlamadığı sürece ilerletemezler. Bu nedenle kamuoyunun dikkatini asıl sorunlardan başka yerlere, mesela CHP'ye, efendim işte Suriye'ye, Rakka'ya. Musul'a, niye buraya çekmeye çalışıyorlar? Niçin her gün
birileri, başta Tayyip Bey olmak üzere birilerini toplayıp her gün konuşmalar yapıyor. Niçin? Yani at izi it izine karıştı sözünün açılımı acaba nereye varıyor aslında? Evet, biraz da onu konuşalım ama Mehmet Halkan'a da bir söz verelim tabii bu arada. Çok teşekkür ediyoruz, tekrar bizimlesiniz siz de. Şimdi bir bakalım, geçmişe bir gidelim. O gün siz kardeşinizin cenaze töreninde tepki gösterdiniz. Ve o tepkinin neticesinde oldukça da gündem oldu zaten bu. Fakat şimdi dönüp baktığımızda TSK'dan ihraç edildiniz. O gün öyle tepki göstermeseydiniz bugün böyle olur muydu? Sorunuza cevap vermeden önce öncelikle bizi izleyenlere saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Aynı şekilde sayın konuklarımıza, milletvekilimize, sayın paşamıza da saygılarımı sunuyorum. Kesinlikle böyle bir sonucun olmayacağını emin olarak söylüyorum. Ben eğer bu ordudan ihraç edildiysem, silahlı kuvvetlerden atıldıysam, bunun tek sebebi vardır. Geçen yıl şehit kardeşimin cenazesinde söylediğim söz. Acınızı başka o şekilde dile getirdiniz sebebi siz. Olamaz. Varsa çıkarsınlar, getirsinler, tartışalım. Asla FETÖ'cü değilim diyorsunuz. Asla. Hayatımın hiçbir döneminde bu grupla hiçbir şekilde yolum kesişmedi. Ha diyeceklerse ki bana, birçok insana dedikleri gibi, efendim bankaya para yatırmışsın, yatırmadım. Şimdi düşünüyorum ne yapmış olabilirim? Efendim işte bir kapatılan tıp merkezi var, orada ben boyun fıtığı tedavisi görüyorum 5 yıldır her yıl. Bir yılda bir defa da oraya gitmişim. Bundan eğer bir bağlantıysa bu, olabilir. Ama o zaman bu ülkenin %90'ını herhalde, belki daha da fazlasını, örgütle bağlantılı kurmak lazım. İçişleri Bakanı kalkıyor, diyor ki işte 81'inden 74'e, 7000'den 6500'ü diyorsa, o zaman bu grubun açtığı dershaneye gitmeyen, önünden geçmeyen şirketlerinin ne kadar çok olduğunu görüyoruz. Evinde isim vermeyelim işte, belli tür şeyleri, oturma grupları olmayan kaç kişi vardır? Yani bu şekilde bir irtibat, iltisak asla kabul edilemez. Şimdi siz diyorsunuz ki Jandarma Genel Komutanlığı'na gittim ben. Neye göre işlem yapıldı? Neden beni attınız diye sordum. 22 yıl hizmet verdim. Neden ben böyle bir olayla karşılaştım dediniz. Ne cevap aldınız? Hatta içeri bile giremediğinizi söylediniz. Evet, hiçbir cevap alamadım. Ben 22 yıl jandarma teşkilatında görev yaptım. Şunu gördüm en baştan itibaren. Bir jandarma personelinin en büyük düşmanı, açıkça söylüyorum en büyük düşmanı, Jandarma Genel Komutanlığı karargahıdır. Bunu yaşadığım tecrübelerle görüyorum. Neden? Oradaki karargahta çalışanlar sadece personel bir hata yapsın, bir yanlış yapsın, biz de işlem yapalım. Yoksa onun hakkı varmış, hukuku varmış, onu koruyalım diye değil. Halbuki İç Hizmet Kanunu ne der? Disiplin aslının üstünün hukukuna riayettir. Bizde sadece ceza vermek vardır. Hakkında aleyhe işlem yapmak vardır. Karargahımız hiçbir zaman bizim hakkımızı aramamıştır. Peşine düşmemiştir. Ben o gün, daha doğrusu ben albay olmayı bekliyordum. 10 Ağustos'ta emeklilik evraklarımı imzaladım. Mevki Askeri Hastanesi'nde yatarak tedavi görüyordum. Eşim getirdi çıktıları. Bayağı bir prosedür var. İmzaladım hepsini. Bir arkadaşım vasıtasıyla, bilgi sistemi aracılığıyla da başvurumu yaptım. Gönderdim. Sonra dediler ki bu terfiler efendim bir müddet gecikecek. Peki dedim, ben listeleri görüp öyle emekli olmak istiyorum. Çünkü albay olarak emekli olmakla yarbay olarak emekli olmak arasında önemli farklar var. Ben de bunu hak etmişim. Şurada kalmış 20 gün. Bekleriz dedim. 29 Ağustos tarihinde listeler açıklandı. İki türlü liste vardır. Bir, terfi edenler. İkincisi, terfi sırasında olmasına rağmen terfi edemeyenler ve gerekçeleri yazılır. Bana arkadaşlarım dedi ki sen hiçbir listede yoksun. Öyle bir şey olması mümkün değil. Ya edersiniz ya etmezsiniz. Bunun üzerine buradan da teessüf ediyorum. Bakın işte Jandarma Genel Komutanlığı nasıl bir teşkilat olduğunu buradan da anlamak lazım. Personel Plan Yönetim Daire Başkanı'nı aradım. Dedim ki efendim, yani ben hiçbir listede yokum. Bu nasıl oluyor? Bana söylediği şudur. Eğer aksini iddia ediyorsa bağlansın telefona, söylensin. Söylesin. Dedi ki ya kardeş, biliyorsun bu işi İçişleri Bakanlığı yapıyor artık. Onlar da imzalamak istemedi. Senin gibi birkaç kişi daha var. Bir müddet sonra tekrar değerlendirme olacak. O birkaç kişi denilenler de şimdi onların kim olduğunu bilmiyorum. Öyle birileri var mı onu da bilmiyorum. Çünkü bu söylediklerinin doğru olmadığı ortaya çıktı. Neden diyeceksiniz? Peki dedim, ne zaman değerlendirme olacak? Dedi ya tabii bir hafta 10 günde olmaz. Bu 2-3 ay sonra olur.
Dedim bakın İçişleri Bakanlığı yapıyor olabilir terfileri ancak neticede 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na göre yapıyor. Orada terfi şartları varsa bir kişinin otomatik olarak evet. O şartları varsa terfi ettirmek zorundasınız. Terfi şartı yoksa zaten ettiremezsiniz. Şimdi anlıyoruz ki o tarihte benimle bana bu bilgiyi verirken Jandarma Genel Komutanlığı bizim biletimiz tabiri caizse kesilmiş. Ve bana yalan söylüyor. En azından de ki bana telefonuma çıkma. Bilemiyorum de. Evet. Bir şey diyemem de. Ama dönüp baktığımızda da o beni o kandırmaya konuşma. Çalışıyor. Hı hı. Benim teşkilatım bu. Ondan sonra müsaade ederseniz iki tabii, kelime tabii, söyleyeyim. Buyurun. Ben tatildeydim. Döner dönmez hemen Cuma günü öğleden sonra Jandarma Genel Komutanı'nın Beştepe'deki ana binasına gittim. Dedim ki bir dilekçe vereceğim ve ben burada personel başkanı, kurmay başkanı, kuvvet Jandarma Genel Komutanı'yla da görüşmek istiyorum. Dediler ki Nizamiye'den içeri alamayız ana binaya. Burada bekleyeceksiniz. Evrakınızı oradan bir memur gelecek, alacak. Öyle oldu. Personel başkanı burada ancak diğer komutanlar bakanlıklarda. Hı hı. Personel başkanına dediler ki ulaşamıyoruz. Çok güzel. Ben şeye geçtim. Bakanlıklardaki ana binaya, eski binaya daha doğrusu. Orada yanımda kız kardeşim de vardı, avukat arkadaşım da vardı. Onlar da şahittir. Varsa kamera görüntüleri de onları da koysunlar. Dediler ki oradaki kapıdaki görevli arkadaşımız, asubay arkadaşımız sanırım çok nazikti, kibardı. Yani o da üzgündü, biliyordu. Hı hı. Çünkü meslektaşız, arkadaşız. Birbirimizi en iyi biz anlarız, alttakiler anlar, üsttekiler değil. Dedik böyle böyle görüşmek istiyoruz. İşte dedi dışarıda beklemeniz gerekiyor. İçeriye kesinlikle alamıyoruz. Kesin talimat var bu atılan kişileri alamıyoruz. Kapının dışında o Milli Müdafaa Caddesi'nin kenarında bekledim ben. 15 dakika kadar bekledim. Arkadaş işte bilmiyorum artık ne yaptı. Konuştu falan filan geldi. Dedi ki efendim alamıyoruz. Bir de kimseye ulaşamadık. Ve siz yanıt bile alamadınız. Yanıt bile alamadan evet. Döndüm. Şimdi Sayın Alkan aslında şu da çok merak ediliyor. Şimdi TSK içindeki bu yapılanma çok uzun uzun yıllar önce var sonuçta. Yeni oluşmadı neticede. Siz görevdeyken örneğin bilinir miydi? Yani hani yukarıdakiler bu kadar mı sessizdi yani? Şöyle söyleyeyim ben. Biraz da hani o içeriği sizden dinleyelim. Ben 1990 yılında Kararbo Okulu'na girdim. Osmaniye Atatürk Lisesi mezunuyum. Sivil liseden girdim. O zaman bizim devremizin %10 kadarı sanırım 90-100 kişi civarında sivil liseden alındı. Geri kalanların tamamı askeri liseden. Biz girdiğimizde şöyle söylendi. Dediler ki işte bizim devremiz 86 yılında harp okuluna girmiş. Düzeltiyorum askeri liseye. O zaman bir toplu giriş olmuş. Bir o zaman İzmir cemaati diye söylenirdi. Efendim bunlar tespit edilmiş. Ben söylemiyorum. İçin içinde olanlar söylüyor. Bunlar tespit edilmiş. Bu kişilerle mülakat yapılmış. Çoğu ikna edilmiş. İşte bunların nasıl diyeyim ikna etmek için Atatürkçülük konferansları verilmiş çok sık bir şekilde. Ufak bir bölüme de işlem yapılmış. Askeri liseden ilişikleri kesilmiş. Yani bunların birçoğu herkes tarafından biliniyordu. Evet bu kişi bu gruptandır. O ilişiği kesilenler örneğin ikna edemedikleri kişiler mi oluyor aslında? Hani bir şok mangası yok bu şok mangası önce. Çok sonra 2008'den yani sonra olan bir olay. Çok farklı. Tamam. Yani ikna anlamında demek istediğim bize söylenilen o zaman hani bunlara daha çok konferans neticede tamam. 14-15 yaşında gençler konferans evet. vererek o aklındaki şeyler sanırım uzaklaştırılmaya yeni şeyler yerleştirilmeye çalışmış ama demek ki yeterince yerleşmemiş. Tabii böyle konferans vermekle bu işin olmadığını hepimizin bilmesi lazım. Yani evet. demek istediğim bu gruptan insanların teşkilatta olduğu herkes tarafından biliniyordu. Ha belki tamamı bilinmiyordu ama çoğunluğu biliniyordu. Ve şimdi sayının da ne kadar çok olduğunu da söyleyelim yani aslında sayı da sayıca da çok. Şimdi ayrıca. Tabii sayılarda büyük spekülasyon var. Yani böyle %80, %90 gibi bunlar spekülasyon. Yani Anki resme bakarsak ne kadar fazla olduğunu görüyoruz. Şimdi bakın şöyle, tabii kardeşim 2000'de mi başladınız harp okula? 94'te bitirdim. 94'te bitirdiniz. Ben 85, 86, 87'de Kara Harp Okulu'na bölük komutanıyım. Yüzbaşıydım o zaman. Hı hı. O dönem, yani ilk soruşturma 86'da başlatıldı. Ve o zaman ben harp okulunda olmama rağmen bunun soruşturmasını yapmak için Kuleli Asker Lisesi'ne gitmiştim. Yüzbaşı olarak soruşturmasını yapmak üzere. Yani 86 yılı Kuleli Asker Lisesi hazırlık sınıfında yüzlerce vardı. Gerek askeri liselerde, gerek harp okulunda bu mülakatlar yapıldı. Bir kısmının ilişiği kesildi. Mülakatlarda
karşınızdaki kişi çocuk netice itibariyle, yani daha çok genç tabii, hepsi harbi elde olsa, onun bu işe gönül verip vermediğini zaten anlıyorsunuz büyük ölçüde. Bir kısmı tamamen tabii belli çevrelerden gelmiş. Mesela Ankara'ya gelmiş veya İstanbul'a gelmiş. Hayatında ilk defa büyük şehre gelmiş. Yani otobüse binip bilet almayı bile bilmiyor. Evet. Ya ne bileyim, hani bir mesela İstanbul'da hani Üsküdar'a geldi. Oradan vapura binip karşıya Eminönü'ne geçmeyi dahi bilmiyor. Hani hayatında deniz görmemiş. Yani böyle çocuklar var ki bunları seçip getiriyor. Dolayısıyla birisi elinden tutup bir abi tırnak içinde. Ya bak gel, bizim böyle bir hani gittiğimiz bir ev var, oturuyoruz. Hani meyve sebze yiyoruz, işte televizyon seyrediyoruz falan diye elinden tuttuğunda onun peşinden gidiyor. Böyle çekmişler çocukları kendilerine. Yani çocuk yani o olayın farkında bile değil. Evet. Bunların kalmasına izin verildi. Ama bu işi bilerek yapan, yani bilinçli olarak bu yola girmiş ve bu yola baş koymuş olduğuna inananlar ilişiği kesildi. Ama sorun şu, bu olay 86'larda başladı ki daha geriye de gidiyor. Yani benim bildiğim, bizzat soruşturmasını yaptığım 86-87. Şimdi o günden bugüne kadar bunların peşine düşülmedi mi? Bunlara bakılmadı mı? Hı hı. Yani tabii kardeşim çok genel olarak söylüyor. Yani kendisi o kadar kısmını görmüş, bilmiş olabilir ama yani ben bu işe baştan beri işin içine girdiğim için hep bunun peşindeydim. Hep soru sordum, istihbarat raporları istedim, kendi komutanlarımı zorladım, gördüklerim konusunda rapor ettim, yazılar yazdım. Ama bana hiç kimse bunu anlatmadı. Hiçbir dönüş olmadı. Sorun burada. Hiçbir şey olmadı diyelim. 2007'den efendim işte 2012-2013'e kadar bu Ergenekon'la başlayan işte balyozdur, casusluktur bu davalar var. Hı hı. Yani hep ben yıllardır söylüyorum. Bakın yıllardır söylüyorum. Karargahlardan binlerce belge çıkıyor. Genelkurmay'dan yüzlerce belge çıkıyor. Bunların hepsi kayıtlı, tarihli bilmem ne. Yani silahlı kuvvetler bunların peşine bile düşmedi. Yani bunun açıklaması yok, evet, hanımefendi. Bir de Sayın Solmaz Türk, size söz vereceğim Hüsnü Bey ama bir reklama gideceğiz birazdan. Bu da çok önemli. Hani konu gelmişken hemen bunu da söyleyelim. Şimdi 2002'den sonraki atamalar teamüllere uygun oldu mu, yapıldı mı? Ve burada bu atamalarda iktidarın rolü nedir? Ve bu çok gündeme geliyor. Mesela Necdet Özel'i soruyorlar. Necdet Özel teamüllere uygun olarak mı Genelkurmay Başkanı oldu diye. Canım şimdi yani Necdet Özel'in teamüllere uygun Genelkurmay Başkanı olmadığını herkes biliyor yani. Bu soruyu soran bilmiyorum yani niye soruyor. Yani 2011 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani notlarım şu anda yanımda yok. Işık Koşaner ve 3 kuvvet komutanı istifa ettiler Temmuz ayında. Bir tek o zaman jandarma genel komutanı olan Necdet Özel istifa etmedi. Kaldı. O zaman hatta spekülasyon yapılmıştı. Yani bunlar istifa ederken Necdet Özel'e dediler ki sen kal hiç olmazsa bizden. Yani sanki o onlardanmış, böyle bir grupmuş da onlardanmış. Yani onlar, o zaman siz niye gidiyorsunuz? Yani birini bırakıyorsunuz. O zaman siz de kalın gibi. Tabii saçma bir şeydi, öyle bir şey olmaz. Şimdi o zaman Necdet Özel dolayısıyla iktidara bir yerde hizmetini sundu. Yani bu tabii kendisi açısından son derece doğal, bir ömür vermiş askerlik mesleğine. Genelkurmay Başkanı olma şansı ortaya çıkmış. İktidar da arkasında. Evet. Siyasi otoritenin emrinde, demokrasi vesaire vesaire. Geldi oraya. Ama geldi, ilk verdiği mülakatlardan biri şuydu. Efendim yani ben geldim, bu balyozu kucağımda buldum. Hatta çağırdım arkadaşları, sordum ya bu balyoz nedir dedim. Bunu 2011'de söylüyor. Ya bunu daha önce de söyledim. Bir daha yani. Sanki uzaydan gelmiş. Ha, uzaydan gelmiş. Şimdi yani bir daha ikinci defa tekrar ediyorum. Büyük ihtimalle de burada söylemişimdir. Şimdi ya zaten 5 kişisiniz. Diğer 4'ü Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları bu balyoz meselesinde kumpas olduğu, bu kumpası Fethullah Gülen örgütünün yaptığı, evet, ve bu Fethullah Gülen örgütü bu kumpası hükümetin desteği, himayesi ve arkasında durmasıyla yaptığını, yani bir işbirliği içinde yaptıklarını hükümete anlatamadım. Hükümete bu yoldan dönmekte ikna edemedim diye istifa ediyor. Bunu kalkıyor silahlı kuvvetleri açıklıyor. Yani Işık Koşaner bu konuda silahlı kuvvetleri veda mesajı yayınladı. Ama bakın o bile, yani istifa etmesine rağmen Sayın Solmaz, o bile çıkıp kamuoyunun önüne bakın bu kumpastır,
Hükümette Fethullah Gülen örgütü bunu beraber yapıyorlar. Bu konuda ben hükümeti ikna edemedim. Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu hükümeti ikna edemedim diyemedi. Bakın. Bakın baskıya bakın. Burada bir ara verelim. Yine yani Necdet Özel öyle oldu. Hem Mehmet Halkın'a da söz vereceğiz hem yine Hüsnü Bozkurt'la da ayrıca şunu konuşmak istiyoruz. Tabii bu AKP'lileri, AKP içini biraz konuşalım. İsimler var çünkü çok fazla gündeme gelen. Görüntüler verenler var, selamlar gönderenler vardı. Ne olacak şimdi? İşin bu tarafı diyeceğiz. Kısa bir aramız var. Çok da kısa değil aslında. Saat başında görüşeceğiz.